Sevgili dostlar, bir Başarı Öyküleri programıyla daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz aslında Ödemiş değil, İzmir, hatta Ankara'da tanıyor. Ödemiş Ticaret Odası Başkanımız Sayın Rıfat Eriş'le birlikteyiz bu programda. Rıfat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Sizler de iyiyiz, teşekkür ederim. Zaman zaman aslında siyaseten de olmasa, ticari manada da kendi grubunuzla, daha doğrusu ticaret odasıyla alakalı bir sürü toplantılarda birlikte oluyoruz. Sonrasında basın açıklaması yaptığınızda da. Bugün ilk kez sizi başka bir platformda aslında yanımıza aldık. Başarı Öyküleri diye bir programa başladık. Teşekkür ederiz. Bizi de kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Memnuniyetle. Şimdi tabii bizler sizi tanıyoruz. Bununla ilgili aslında başka programlarda yaptık geçmişte ama yine biz Rıfat Başkan'ı şöyle çocukluğundan bir alalım, sonra kuruma kadar getireceğiz. Nasıl bir çocukluk geçirdi Rıfat Başkan? Tabii doğma büyüme Ödemişliyim. Ödemiş'te doğduk. İşte 50. yıl ilkokulunda ilkokulumuzu okuduk. Daha sonradan Ödemiş Ortaokulu ve Ödemiş Lisesi. Tabii bu dönemde Ödemiş gayet şimdiki gibi değildi. Hani şu anda tamamen dijital ve bilgisayar üzerinde bir çocuklar var. Çocuklar onun üzerine yetişiyor. Biz gayet dışarıda top oynayan, misket oynayan, neşeli, eğlenceli çocuklardı. İyi bir öğrenim hayatı geçti. Zaten bizim zamanımızda böyle kolejler, işte süper liseler falan ya da farklı okullar da yoktu. Tek düze bir okulumuz, okul sistemimiz vardı ama gayet de başarılı bir okul vardı. Lisede mesela bizim zamanımızda gerçekten Türkiye'de dereceye giren arkadaşlarımız vardı. O dönemde bir de yoğun olarak sporla da ilgileniyorduk. Ödemiş Spor'da da ben oynuyordum. Daha sonradan da üniversiteyi, işte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni kazandık, işletme bölümünü. Ondan sonra da Kütahya'ya geçtik. Spor hayatı da burada bitmiş oldu. Ama yine aktif olarak hala spor da yapıyoruz. Başkanım, Ödemiş Spor'la sporda oynadığınızı yeni duydum. O kadar da sohbet ederiz sizinle, evet. Ama yeni anlattınız. Peki çok anlamıyorum da hangi, ne denir futbol, ona? Futbol. Tamam, futbolda oynadık. Hangi bölümde oynuyordunuz? Yani mevki olarak önce sol açıktı, sonra santrafor'da oynadık. Sonra iyice açığa alındınız mı? Sonrasında üniversite olunca tabii lisanslı spor devam etmedi. Üniversiteye gidince orada artık kendimiz amatörce oynamaya başladık, devam ettik öylece. Üniversite yaşantısına biraz girelim. Dumlupınar Üniversitesi'ndeydiniz. Evet. Hangi bölüm? İşletme bölümü. Evet. 96 ve 2000 yıllarında, tam 2000 yılında mezun olduk. O zaman hani milenyum diye bir evet, tabir vardı. Milenyum mezunlarıydık. Çılgınlar gibi kutlamıştık 2000 yılı. Yani evet. 2000 yılında da orada mezun oldum. Tabii normalde işletme her zaman zaten benim sevdiğim bir alandı. Hani herkes işte kimi araba sever, kimi motor sever, kimi ne bileyim başka şeyler, başka tutkular ya da başka hobilerin arkasından gider. Normalde de ben zaten küçüklüğümden beri böyle işletmeler, işte OSB'lerde ya da gördüğüm işletmelerin bahçesi, nasıl peyzajını yapmışlar, mimarisinde nasıl kullanmışlar, binayı nasıl yapmışlar, o çalışma sistemini nasıl insanlara adapte etmişler. Hep onlara meraklıydım zaten. 7'de neyse 70'inde de olmuşlar. Birazcık öyle de oldu. Evet. Gerçekten de üniversite hayatı benim için de çok basit geçti. Çünkü zaten ilgi alanım ve gerçekten de hoşuma giden konular olduğu için hani çok da böyle ders çalışır mıydım? Çalışmazdım. Zaten o alanın içinde olduğumu hissederdim. Evet. Böyle kolaylıkla geçti aslında. Peki, üniversite hayatınız bitti. Bir evliliğe gelelim. Ne zaman yani evlendiniz? Yani çok fazla olmadı. 2003 yılında, hemen evlilik oldu. Tabii biz eskiden de burada çırçır işletmesi yapardık. Evet, pamuk alırdık. Zamanında, zaten bu bölgede evet, çok yoğun bir pamuk ekiliyordu. İşte tütünden sonra pamuğa geçildi. Pamuktan sonra da şu anda hayvancılık daha fazla.
O dönemlerde 2000 yılları maalesef pamuğun bitme dönemleriydi. Devlet politikaları diyelim, ihraç edilen pamuk çok daha uygun olduğundan o işi o dönemde bırakmak zorunda kaldık. Daha sonradan da işte evlilik, evlilikle birlikte hayvancılık. Zor olmadı mı? Yani hayvancılığa yakın mıydınız o sektöre? Aslında pamuktan o dönemde araya ailemizde, yani sülalemizde vardı. Dayılarım çok iyi hayvancılık yapıyordu. Adını herkes burada bilir nasıl hayvancılık yaptığını. Tabii şu anda o da çok yaşlandığından bıraktı. Kimdir ama dayınız? Turan Ersus. Evet. Dayım gerçekten de zevkle yapıyordu. Saygılarımızı gönderiyoruz buradan, evet. Turan Bey'e. Onunla çok gidip gelirdim. Çiftliğe çok gidip gelirdim. Dolayısıyla da hani severdim de, o işi de severdim. Orada sıradan bir hayvancılıktan ziyade işte gen, hayvanların kapasitesini arttırma, nasıl daha verimli hayvancılık yapılabilir, sonra tarımda dijital sistemler, bunların üzerinde de düşünüyordum zaten. Dolayısıyla da böyle bir geçiş yapmış olduk. İyi de oldu. Artık o dönemlerde evrene nasıl enerjiler göndermişseniz tam da merkezine düştünüz sanki bu işlerin, değil mi? Yani öyle oldu birazcık da. Evet. Şimdi iç dünyanıza devam edeceğiz ama öncelikle bir iş hayatınıza ben giriş yapmak istiyorum. Hı hı. Tabii ticaret odası başkanı olduğunuz o dönemi biz defalarca konuştuk ama kısaca ondan bir bahsedelim. Hangi yıl ticaret odası başkanı, Ödemiş Ticaret Odası Başkanlığı makamına geldiniz ve son bu pandemi son bir seneyi konuşacağız aslında. O dört seneyi konuşmayacağız sizinle. Son bir senede biliyorum ki çok büyük başarılar aslında elde ettiniz ve çok güzel bir süreciniz geçti. Bunu biraz hani topluca anlatmak istiyorum. Yani şimdi 2003'ten sonra tabii normalde hayvancılık devam ediyordu. Evet. Toprak Mahsulleri adında, Rıfat Eriş Toprak Mahsulleri adında şirketim vardı. Ticaret odasında da her zaman bizim soyadımızda birileri olmuştu geçmişte. Bu sefer de yine kendi meslek grubumda olan Nuri Yaşayan, o da eski çırçırcıdır. Yani aynı meslektaştık onunla da. O bir gün aradı. Ya böyle böyle bir durum var. 2009 yılıydı. Gel işte burada birlikte bizim meslek grubunu, toprak mahsullerini temsil edelim diye teklifte bulundu. Yani her zaman öyledir. Ya şöyle bir baktığında, bir teklif geldiğinde hani gerek var mı ya da böyle çekinceler olur insanda. Aslında o tarz çekinceler yine vardı ama hani birbirimizi tanıyorduk zaten. Dolayısıyla da hani burada çekince geçecek bir şey yok. İşte bir böyle görev bir grubumuz var. Yani bir iş verildiğinde. Tabii o zamanlar da öyle bir şey de yoktu. Öyle mi? Sonradan edindiniz o zaman. Yani şöyle, aslında tabii ki bazı karakterler doğuştan gelir ama böyle bir şeye herhangi bir benim niyetim yoktu. Öyle evet. Söyleyelim. Sürpriz oldu. Tabii kıramadım da aslında Nur abiyi. O dönemde işte bir üçüncüyü de seçelim diye konuştuk. Birlikte o zaman da işte Emin abi vardır halde, soğan işi yapar. Mehmet Emin Yazan. Onu da birlikte karar verdik. Böyle üçlü güzel bir grup oluruz, güzel bir işler çıkarırız diye karar verdik. O şekilde de seçime girdik. Seçimlerde de kazandık. 2009'dan 2016'nın Aralık ayına kadar evet. Zaten mecliste katip üye olarak görev yaptım. Her zaman evet. Da öyle bir yerim vardı. Evet. Peki sonrasında başkanlık süreciniz nasıl başladı? Ya başkanlık süreci tabii... Hazır mıydınız? Burada şöyle bir durum vardı. İşte FETÖ operasyonları evet. Oldu. Daha sonrasında da kayyum atandı. Kayyumdan sonra yeni meclis kuruldu. Hı hı. Bu yeni mecliste de 17 kişiydi eskiden Ödemiş Ticaret Odası'nın meclisi o dönemde. Şu anda 20 kişiye çıktı. 5 kişi yönetimden oluşuyordu. O dönemde de biz dedik ki hani o mu olsun bu mu olsun, kendi içimizde arkadaşlarla bunların
görüşmelerini yaptık. Sonrasından da açıkçası en uygun, hani sen yaparsın gibi bir yakın çevremde öyle bir durum ortaya çıktı. O niyetle de faydalı olmak adına, çünkü 2009'dan beri o meclisin içindeyiz ve her şeyini biliyoruz. Daha doğrusu daha iyi olması için hep çalışma yaptık. Zaten öyle bir şey de vardır ticaret odasında. Hani Ödemiş'e faydalı olacak bir şey varsa hepimiz bir yerinden tutalım. İşte geçmişinde bizden öncesindeki arkadaşların da başarı hikayeleri vardır. İşte bizim adımızı taşıyan bir okul falan var sonuçta. Yine o aynı felsefeyle devam ettirecek kişinin ben olduğuma kendi çevremizde karar verdik. Hatta ben de başka iki kişiyi önermiştim ama onlar yok biz yapmayalım sen yap dediler. Böylelikle de göreve başlamış olduk. Peki Rıfat Eriş ürkmedi mi o vakitte? Hani gelişiniz çok da hani rahat bir döneme denk gelmedi kayyumdan sonra ki durumda seçildiniz. Ürkmediniz mi? Aslında öyle bir hiçbir ürkme falan olmadı. Aksine hak etmediği o ortamdan çıkarma söz konusu olduğundan daha çok çabalama, hani bir şeyler yapma düşüncesiyle geldik. Sistemi değiştirmemiz gerektiğini düşündük. Daha aktif, daha insanlarla, işte üyelerle iç içe olan, farklı projeler sunabilen. Daha aktif dediğiniz gibi, üyelerine daha yakın. Evet. Bunları da yaşıyoruz yani zaten. Yani biz evet. İnsanların ticaret odasına gelmeleri gerektiğini her zaman düşündük. Üyelerimizin gelmesi gerektiğini, oradaki o eğitimlere ya da yapılan faaliyetlere, fuar organizasyonlarına, gezilere katılması gerektiğini düşündük. Onun için de sürekli insanları oraya çağırdık. O dönemde hiç öyle bir endişe, korkudan ziyade hemen olması gerektiği gibi bir oda olalım anlayışı vardı. Güzel. Şimdi genelde ben birkaç şehirde dolaşan biri olarak esnaf kooperatifleri daha böyle sıcaktır, daha halktan gibi görünür. Ama ticaret odaları biraz daha mesafelidir halka. Burada da tam tersi. Tabii benim burada yaşayış dönemim sizin başkan olduğunuz döneme tekabül ediyor. Siz oldukça fazla hem halkın içindesiniz, her yerde bulunmaya çalışıyorsunuz, hem de üyelerinizle hani yan yana, hani karşılıklı demeyeyim tabii ki pandemi dönemiyle online karşılıklı, ama yan yana da durmayı ve onlara yardım etmeyi becerebiliyorsunuz bütün ekibinizle birlikte. Bir zamanlar sizinle bir program yapmıştık, ticaret odası başkanları maaş almıyor diye. Evet. Şu an aklıma o geldi. Evet, maaş almadığınız halde ve bütün ekibiniz maaş almadığı halde çok da güzel çalışmalar çıkartıyorsunuz. Dediğim gibi bu 4 seneyi konuşmayacağız. Son pandemi dönemini konuşacağız sizinle. Ben başlıkları sunmak istiyorum. Diliyorum ki yaptığınız işi siz kendiniz daha iyi aktarırsınız. Önce coğrafi işaretlerden başlayalım. Bu dönemde neler yaptık? Hangilerini aldık? Şimdi coğrafi işaret gerçekten de aslında çok kısa bir süreç değil. Bazı kalemlerde başka odalar 7-8 senedir uğraştığı mesela coğrafi işaretler var. Ama hala daha alamadılar. Biz bu dönemde açıkçası, o zamanlar meclisteydim de ben, coğrafi işaret alma konusunda girişimde bulunma kararı almıştık. O zaman başkan da değildim. Ve bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda Ödemiş'in gerçekten değerleri sıralanmıştı. Ama sonrasında o coğrafi işaret almak için girişimde bulunulmamıştı. İnsanlar bir de bunları hani ne getireceğini çok bizim burada bilmiyorlar. Aslında çok iyi bir reklam aracı. Bu noktada da ben başkan olarak göreve başladıktan sonra bizim bazı hedeflerimiz var tabii. O hedeflerde her sene en az iki üründe coğrafi işaretin çalışmalarının başlangıcını yaptık. Böyle bir karar aldık. Tabii ilk başta elimizde daha fazla ürün vardı. Daha hızlı bir giriş yaptık. Onların meyvelerini aslında şimdi alıyoruz. Yani
işte peynirlerde coğrafi işaret değil garanti marka olmasının daha mantıklı olduğunu düşündük. Çünkü çok piyasanın içerisinde paketlenip satılan bir ürün olduğu için garantörlük biz verirsek alıcı daha güven, daha güven duyar diye düşündük. Ama ondan sonrasındaki ürünlerde işte zeytinyağıdır, kestane şekeridir. Bu arada kestane şekeri bize biraz belki de hazır geldi ama o noktada da şöyle bir durum var. Coğrafi işaretlerle ilgili ben Ankara'ya gittiğimde Türk Patent Kurumu'yla sürekli arada bir görüşme yaparız. Yani işte iki defa Habib Bey'le başkanla birebir görüşme yapmıştım. İlk gittiğimde de garanti markanın öneminin Türkiye'de daha da arttırılması gerektiği konusunda görüşme yapmıştım. Habib Bey o dönemde ya gerçekten sizin anlattığınız konularla garanti marka çok daha üzerinde durulması gereken bir konu dedi. Gerçekten de ekibinde o konuyla ilgilenen arkadaşları çağırdı. Biz burada eksiklik yapmayalım, daha çok bu konuyu gündeme getirelim diye onlara da işte direktifte bulundu. Tabii daha sonradan bu coğrafi işaretlerde kestane şekerinde firmamızın, Ödemiş'teki firmamızın bir ünvan değişikliğinden dolayı o hakkı kaybedeceğini öğrenince zaten başkan Habib Bey direkt ya Ödemiş Ticaret Odası var, başkanı konuları gayet iyi biliyor. Evet, hakim. Buna onlar sahip çıkar diye bizi aradılar, bizi aramalarını söylemiş. Biz de konuyu hemen ele alıp kendi coğrafi işaretimize sahip çıktık. Tabii bunun yanında şu anda çok kısa süre sonra sonuçlanacak olanlar var. O zamanın atılan girişimleri şu anda önümüze artık gelmeye başladı. İşte Ödemiş ipeğinden tutun da Ödemiş köftesine kadar işte Çavuş'ta kuru fasulyesi. Evet. Bunlarla ilgili çok yakın zamanda artık herhalde sertifikamızı alırız diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi bu pandemi süreci boyunca toplantılarınıza da ara vermediniz. Evet. Bunları hem sosyal medyanızdan takip ediyoruz. Bu arada parantez, sosyal medyayı çok iyi kullanan kurumlardan herhalde önde gelenlerden birisiniz. Evet, teşekkür ederim. Bu da çok önemli. Hem bizlere ulaşıyorsunuz, bazen sizi yakalayamayabiliyoruz biz. Ama ticaret odası neler yaptı diye düşündüğümüzde sizin sosyal medya hesaplarınıza girmemiz bize kolaylık sağlıyor. Evet. Aslında bizlerin size teşekkür etmesi lazım. Bizi çok zora sokmuyorsunuz bu yönde, evet. Haber yönünde. Yönetim kuruluyla ayda kaç kez toplantı yapıyorsunuz? Bizim kanunumuzda haftada bir yönetim, evet, kurulu toplantısı olur. 4 kez. İşte ayda 4 defa. Ayda bir defa da meclis toplantısı olur. Tabii bunun yanında meslek komitelerinin de ayda bir toplantısı olur. Meslek komitelerine gireceğim. Meslek komiteleri ilk kez çok dikkatimi çekti. Hemen hemen bütün meslek grubundaki üyelerinizle toplantılara yapıyorsunuz. Şimdi bizim hani bir laf vardır işte, Türk gibi başlıyorsun ama neydi o? Başka türünü ben biliyorum da onu söylemek de istemiyorum. Aslında yani aşkla bir işe başlayıp öyle de devam etmemiz lazım ama biz biraz aşkla başlayıp sonra da yavaş yavaş ya bıkıyoruz ya da uzaklaşıyoruz. Şimdi evet, yönetim kurulu toplantılarınız var, meslek grubu toplantılarınız var, meclis toplantılarınız var ve TOP Başkanı Sayın Rıfat Hıcı Sarcıklıoğlu'yla da yaptığınız toplantılar var. Evet. Ve yanında bazen ekibinden arkadaşlar oluyor ya da başka biriyle birlikte toplantılar yapıyorsunuz. Bunların sonuçlarını aldığınıza inanıyor musunuz? Üyelerinizin size bakış açısı bu süreç içerisinde, hani evet ticaret odası bizim yanımızda, bizim gelişmemiz, değişmemiz ve ihracat mesela yapabilmemiz için kesinlikle yanımızda diyorlar mı size? Takdir görüyor musunuz yani? Yani şöyle, takdir görmekten ziyade biz Türk toplumu olarak çok da bir şeyleri takdir eden bir toplum değiliz biliyorsunuz. Evet. Ama şu var, insanlar bir problemle karşılaştıklarında bunun çözüm noktası olarak ticaret odasını görüyorlar artık.
farklı konularda, farklı meslek konularında herhangi bir problem olduğunda açıkçası bize üyeler direkt de ulaşabiliyor. Ve bu sıkıntıyı bize dile getirdiklerinde biz onunla ilgili çözüm nasıl olacağını öğrendikten sonra o kararı çok iyi bir şekilde veriyoruz ve gerekli yerlere de ulaşıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde de o üyemize geri bildirimleri de yapıyoruz. Meslek komitesi ya da yönetim toplantıları dediğimizde bir kere şunu bir kısaca anlatmak istiyorum. Ödemiş Ticaret Odası farklı meslek gruplarının bir araya gelip orada sorunlarını aktardığı, topladığı, depoladığı bir yerdir. Ancak başkanın ve yönetimin temelde görevi o toplanan sorunları gerekli makamlara gerektiği gibi iletmektir. Yani bizim görevimiz evet. aslında bu. Lobicilik faaliyeti. Evet. Tabii burada her bize aktarılan sorun gerçekten de bir sorun olmuyor. İnsanın kişisel düşüncesi de olabiliyor ve onun kanuna, nizama uygun olup olmadığı da tabii kontrol ediliyor. Ancak bir sorun gerçekten varsa onunla ilgili en etkili, en konunun özündeki kişiye de hem biz işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Rıfat Başkan'a buna iletebiliyoruz. Hem de kendimiz direkt o kurumla iletişime geçiyoruz. Böylelikle her zaman o Rıfat Başkan'ın da bize tavsiyesidir. İki taraftan da çalışalım. Karşılıklı aynı sıkıntı dile getirilirse daha çabuk çözüme ulaşır der bize. Biz de onu uyguluyoruz. Ve açıkçası çok ciddi derecede biz ilk başkan olduğumuzda da zaten o zaman pandemi yoktu. Evet. Bütün meslek kurullarını, bazı meslek kuruluşlarını özel olmak üzere toplayıp sıkıntılarını, problemlerini madde madde hep aldık. Dolayısıyla da zaten ticaretin bizzat içinde olan birisi olarak tüm meslek gruplarının problemlerini de öğrenmiş olduk. İşte bu konuda da bize söz düştüğünde, bize bir konu geldiğinde o konunun aslında böyle değil de böyle olması gerektiğini rahatlıkla şu anda dile getiriyoruz. Daha geçen hafta bir üyemiz inşaat sektöründeki mesela bir problemden bahsetti. Yapı denetim firmalarının havuz sisteminden olması kaynaklı işte özellikle Kiraz'da, Beyda'da uzak olduğundan ekstra ücretler talep ettiğini söyledi mesela. Biz bunu hem Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne ilettik, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ilettik, hem de İl Çevre Şehircilik Müdürü'yle de bizzat görüşüp bu konunun düzeltilmesi. Ve biz hani şöyle de yapıyoruz, ya böyle bir sıkıntı var, bunu çözün. Öyle bir şey yok bizde. Yani onlara söylediğimiz havza bazlı olursa, alan bazlı olursa bu havuz sisteminin çok daha iyi işleyeceği, Küçük Menderes, Merkez, Bakırçay, İzmir'i üçe ayırıp o noktada yapı denetim firmalarının kendi alanlarını belirlerse o havuz içerisinden çekilen kurada daha başarılı, daha yakın temas kurulabileceği konusunu dile getirip nasıl çözüleceğiyle ilgili de önerilerimizi sunuyoruz. Herhalde o da biraz daha başarı ve sonuç odaklı olmamızı kolaylaştırıyor. Hem öyle hem de şöyle bir şey herhalde insanların hayatlarında bazen akıl hocaları vardır. Siz de bir nevi aslında sizin üyelerinizin ya da esnafların akıl hocalığı kapsamına da giriyorsunuz. Yani size her şeyi danışabiliyorlar. Sonuç alabileceklerini bildikleri için güven de artıyor dolayısıyla. Tabii siz ki. Çünkü hani kim neyi çözebilecekse oralarla diyaloğa giriyorsunuz ve sonuç aldığınızda da az önceki cümlenizde orayı atlamadım. Çok önemli bir şey. Geri bildirim olayı. Hı-hı. Genelde bizde olmaz biliyorsunuz. Geri bildirimler. Evet. Ya biz ama temelde birazcık insanların herkes söylüyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Evet. Doğru ya da yanlış. Biz bu ortamda biraz daha insanları dinlemek istedik. Yani Ödemiş'in kulağı olalım evet. istedik. Çünkü dil olmak kolaydır. Önüne gelen herkes konuşur. Ama dinlemek zordur.
İşte onu dinledikten sonra zaten bir şekilde işin %50'sini çözmüş oluyorsunuz. Birazcık bizim tarzımız da herhalde öyle, oradan kaynaklanıyor. Evet. Hiç kimseyi biz ya öyle saçma şey olur mu demedik. Bize zaman zaman çok absürt isteklerle, hatta kanun yönünden problem oluşturabilecek ya da istekleri sonrasında yine kendi adına olumsuz bir durum oluşturabilecek taleplerle de gelenler oluyor. Onları da hiçbir zaman kapımızı dönmüyoruz. Yani böyle olması sizin için bu açıdan daha uygun olur. Ya da işte şu nedenle bunu burada biz bunu talep edemeyiz gibi konularla da onu geri bildirimi güzelce anlatıp ikna ederek sonuca bağlıyoruz. Tabii burada da önemli olan yine söylediğim gibi geri bildirimle insanlara dönüyor olmanız. Tabii böylelikle de aslında güven bir kat daha artıyor olur size karşı. Yani olabilecekleri öngörerek ve gerekli mercilere ulaştırarak insanların işlerini çözmelerine yardımcı oluyorsunuz diyeyim başkanım. Evet. Peki şimdi notlarımın arasında şunları da almışım ben. Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ile az önce de söylemiştim. Görüşmeleriniz, toplantılarınız oluyor. Birincisi Rıfat Başkan'la birebir Ödemiş adına görüştüğünüz anlar oluyor mu? İkincisi Sayın Bekir Pakdemirli ile birlikte, Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile birlikte yakın bir görüşmeniz oldu mu birebir Ödemiş adına? Bir de biliyorsunuz CHP İzmir Milletvekili sizi ziyaret etmişti, Sayın Bedri Serter. Onunla ilgili de böyle küçük tiyolar, hani Ödemiş adına ne konuştunuz merak ediyoruz biz. Evet. Yani kapalı kapılar ardında sohbetleriniz nasıl geçti? Bizler için bir şey var mı bu konuda? Anlatabileceğiniz güzellikler var mı? Şimdi Rıfat Sercıklıoğlu başkanımız, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı, 365 tane oda ve borsa var Türkiye'de ve oradaki başkanların direkt başkanı oluyor. Dolayısıyla bizim aracımızda, hani biz burada Ödemiş'te İzmir'in başkanının altında, ondan sonra da Rıfat Başkan, öyle bir durum yok. Herkes direkt Rıfat Başkan'a direkt bağlı aslında. Ve sorunlarımızı biz her zaman Rıfat Başkan'a direkt iletebiliyoruz. Böyle bir imkanımız var. Bu tabii bizim daha aktif olmamıza da neden oluyor. Çünkü direkt konuyu bilen kişi tarafından aktarılması orada ayrıca bir hız kazandırıyor. Tabii siyasilerin durumunu konuştuğumuzda benim hep kullandığım bir tabir var. Bizler oda ve borsalar olarak, başkanları olarak siyasetin tam merkezinde ama siyasetin dışındayız. Evet. Ya bu ne demek oluyor? Bizim üyelerimizin bizden talepleri genellikle siyasilerin çözüm yollarıyla sonuçlanması gerekiyor ve biz de o noktada hangi parti olduğu hiç önemli değil. Bizim sesimizi duyurabilecek ya da o konuda bir sonuç çözüm alabileceğimiz, evet, her türlü siyasiyle görüşmekten mutluluk duyuyoruz. Bu Ankara'ya gittiğimizde işte Bedri Bey, Sayın Vekilimle görüşmüştük. O zaman için işte organize sanayi bölgesine doğalgaz getirilmesi konusuyla görüşmüştük. Sonra yine aynı günde Atilla Kaya Vekilimle görüşmüştük. Ona da sorunumuzu aktarmıştık. Yani gittiğimizde genellikle Ankara'da siyasilerle de, özellikle hani oraya gittiğimizde ya ne için geldik, ne yapacağız gibi bir durum söz konusu değil. Ödemiş'in faydası ne olacak? Her türlü konuda oradaki siyasetçileri de bilgilendiriyoruz. Çünkü onların da zaten seçim alanı burası olduğu için bizim onlara aktardığımız konuda onlar da bir çalışma yapmak zorundalar ki başarılı olsunlar. O yüzden de biz bilgisini veriyoruz, onlar da çalışmayı yapıyor. Tabii Sayın Bakanım'la ilgili de
konuya gelecek olursak, bizim meclisimizde de uzun zamandır konuşulan ve herkesin bildiği Ödemiş'in su seviyesinin sürekli aşağıya doğru gitmesi, yani kuraklıkla ilgili bir sıkıntımız var. Sağ olsun devlet barajları yapıyor, yaptı. Birçoğu su toplamaya başladı. Ancak bu noktada bizim sulama kanallarının da bir an evvel yapılması gerekliliği konusunda görüşümüzü bildirmek üzere 3 ayda bir yapılan İzmir ili içerisindeki odaların ve borsaların yönetim toplantısı olur. Yani İzmir içerisindeki kaç tane oda ve borsa varsa onların yönetim kurulları birlikte toplantı yapılır. Biz de bu sorunu orada dile getirmiştik. Tabii Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası'nın başkanı, Cuma günü için işte Tarım Bakanı'nın zaten İzmir'e geleceğini ve burada işte birlikte olacağını, dolayısıyla hani sen de gelirsen orada birlikte konuyu anlatırsınız, konuşursunuz, daha iyi olur diye söylemişti. Ben de tabii dedim geleyim ve orada bir öğlen yemeğinde birlikte konuyu konuştuk. Atılması gereken daha adımları anlattık. Evet, orada nasıl çare bulabiliriz, nasıl yaparız o konuda kendi personelinden, Orman Bakanlığı'ndan müdürlere bazı konularda çalışma yapılmasını istedi. Dolayısıyla da iyi Ödemiş adına faydalı bir toplantı olmuş oldu. Peki biraz egonuzla alakalı değil, egolu bir insan olmadığınızı biliyorum ama insanlarla birebir konuşmak, buradaki vatandaşın sıkıntısını aktarabilmek ve sonuca size dönmeleri ve sizin de bu vatandaşlara aynı hızla dönüş yapmanız sizi biraz diğerlerinden, yani diğer ticaret odası başkanlarından ayırdığını hissediyor musunuz? Kendiniz biraz daha hani vay be bugün bunu da başardık ya da bu ay bunu da başardık diyor musunuz? Yani aslında tabii bizler bir sistemin içerisinde ama hep birbirimizle de görüşüyoruz. Yani diğer oda başkanlarıyla da çok samimi ilişkilerimiz var. Ve bazıları bir şeyi başardığında bazen arayıp tebrik ediyoruz. İşte mesela Milas Başkanı geçenlerde Milas Zeytinyağı'nı Avrupa Birliği coğrafi işaretini aldı. Evet. Görüştük Reşit abiyle. Hayırlısı olsun dedik. Ya da Söke Ticaret Odası bizim zaten kardeş odamız. Onların yaptığı işte bir ziyaret vardı. Oradaki görüşmeleri görünce aradım, ya ne yapıyorsun, nasıl geçti falan filan gibi böyle konuları görüştük. Aslında Türkiye Odalar Borsalar Birliği gerçekten de çalışan bir organizasyon. Akreditasyon sistemini oturtmuş bir organizasyon. Ben açıkçası kendi adıma biraz daha halkın içine girip üyelerin içerisinde onların dertleriyle dertlenmeyi ve onların sıkıntılarını dinlemeyi, sonrasında da birlikte olmayı, birlikte olmak hoşuma gidiyor. Piyasadan da, gerçek reel piyasadan da kopmamış oluyorsun, ayrılmamış oluyorsun. Tabii insanlar hep şeydir, yani sorarsın nasılsın diye, iyiyim der. İyiyim, onun ne kadar iyi olduğunu da sorularla ya da karşılıklı diyalogla açmak, çözümlemek gerekir. Evet. Buna her zaman dikkat ediyorum açıkçası. Evet. Peki bizim buradaki borsayla diyalogumuz nasıl? Ticaret borsasıyla? İyi, Latif abi gerçekten de biz onunla da eskiden aynı mesleği yapıyorduk. O da eski çırçırcıdır. Gerçekten de borsacılık, ticaret borsası yönetim kurulunda 20 seneyi aşkın, 25 seneyi aşkın belki de başkanlığı devam ediyor. Biz kendisi iş nedeniyle şu Ödemiş'te değil, daha çok Isparta'da durmak zorunda kalıyor. Tabii birlikteki organizasyonlarda İzmir'de, Ankara'da hep bir aradayız zaten. Diğer bütün oda başkanlarıyla
Gayet iyi, gayet birbirimizi anlayan ve güzel, hani öneriler sunan bir ortamımız var. Bu da güzel bir şey tabii ki. Çok iyi. Peki başkanım, şimdi bu pandemi sürecinde bahsetmiştik. Online hem üyelerinizle toplantılarınız oluyor, hem kurulunuzla toplantılar oluyor. Ve bunun haricinde eğitimler ve seminerleriniz oluyor. Evet. Bunların bilgilendirmesini de yapıyorsunuz. Bunlar ulaşıyor mu yerine? Sonuç ne? Yani 3 kişiyle 5 kişiyle mi seminerler geçiyor? Evet. Yoksa hınca hınç dolu mu o Zoom şeyi, ekranı? Ya tabii aslında toplantının niteliği gerçekten burada önemli. Ve evet, biz de bunu bildiğimiz için gerçekten önemli olan ve üyelerimizin faydasına olan konulardaki toplantıları özellikle yapmak istiyoruz. Şöyle bir durum var. Hani katılım çok oluyor, az oluyor. Biz mecburen bunları yapmak zorundayız. Mecburen bunları yapmak zorundayız ki akredite olmuş bir oda olarak siz üyelerinize niye bunları yapmadınız diye soru sorulduğunda cevap verebilelim. Ancak tabii üyelerin o konudaki düşünceleri, katılımları tabii o birazcık da onlarla alakalı bir şey. Belki boş vakitleri olmuyor. Hemen başkan, burada bir şey soracağım. Sorduklarını, hani eğer biz bu eğitimleri ya da seminerleri vermezsek neden vermiyorsun diyebilirler diye. Peki evet, toplantılar, seminerleri hazırlıyorsunuz. Az kişi geldiğinde ya da hiçbiri, kimsenin katılmadığı bir semineriniz oldu mu? Bu konuda sizin yukarıya savunmanız ne oluyor? Yani yok. Şimdi şöyle bir durum var. Bizde bunu yapmak yeterli. Evet. Zaten tüm Türkiye'deki odalar bunu yaptığında şunu söyleyebilirim ki biz onların ortalamasının üzerindeyiz. Çok az kişi de olsa yine de üzerindeyiz. Tabii bu güzel bir şey. Evet. Özellikle merak eden, katılmak isteyenler var ama hani katılmak isteyip de bazen teknolojiyi yeteri kadar kullanamayan, bazen de gerçekten de o anda bir işi olan insanlar var. Biz maalesef hala da teknolojiden, bu tip şeylerden korkan bir milletiz. Bir de ekrana yansıdığınız zaman nasıl görüneceğim falan olayı da vardır tabii ki. Evet. Peki bu toplantılara sadece üyeleriniz mi? Yok, herkes katılabiliyor biz mu? Genellikle duyuruları sosyal medyadan ya da işte basın aracı, sizler aracılığıyla yaptığımızda da herkesin katılımını, faydalanmasını hiçbir problem olmadan sağlayabiliyoruz. O konuda hiçbir problemimiz yok, sıkıntımız yok. Tamam. Başkanım, yine sosyal medyanızdan böyle çaldım bir iki haber. Üye firmaları da dolaşıyorsunuz. Evet. Bu süreç içerisinde geçen Ağustos ayında biliyorsunuz işte Kaymakam Bey'imiz ayrıldı. Evet. Yeni Kaymakam Bey geldi. Birinin vedası diğerinin hoş geldini. Yine Emniyet Müdürümüzle alakalı. Yine birinin vedası diğerinin hoş geldiniyle alakalı. Bunları da sık sık ziyaret ediyorsunuz. Sık sık demeyeyim de, yani hem kurumları, hem kaymakamlığı, hem emniyeti. Kuruş yaptığınız işle alakalı değil ama ödemişin neticede mülki amirlerinden bahsediyoruz. Bunlarla ne konuşuyorsunuz oturduğunuzda? Yani o fotoğraflarda aslında evet çok güzel fotoğraflar veriyorsunuz ama biz biraz meraklıyızdır ya. Ne konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz orada? Nasılsın, iyi misin? Bu kadar bitiyor evet, mu falan? Evet, yok aslında aynen. Tabii ki ilk toplantılar, bir hoş geldin gibi toplantılar oluyor. Ancak o toplantıda bile hemen Ödemiş'in ekonomik yapısından, üretim neler ürettiğimizden, istihdamla ilgili problemlerden, bunlardan hemen konuşmaya başlıyoruz. Birlikte yapılabilecek olan projelerden. Evet. Sonrasında da tabii pandemi dönemindeyiz. Bu süreci nasıl idare etmek gerektiğinden. Yani o noktada da şunu söyleyebilirim. Hani o pandemi döneminde alınan kararlarda nasıl değişiklik yapılacağıyla ilgili tabii biz de sonuçta 1500 üyesi olan bir kurumuz ve bu buradaki üyelerimizin de aslında bir sözcüsüyüz. Dolayısıyla da onların taleplerini hem
kaymakamlık makamı olarak mülki amirler de zaten bizim aracılığımızla duymak istiyorlar. Nerelerde yasakların uygulanması gerektiğini, nerelerde uygulanmamasının daha iyi olacağını, saatlerin nasıl ayarlanması gerektiğini, bu konularda sürekli zaten konuşuyoruz. Biz tarım memleketiyiz, tarım ilçesindeyiz. Dolayısıyla da tarımın daha hızlı gidebilmesi için, sorun olmaması için bazı işte işletmelerin açık olması gerektiğini, bunların hangi işletmeler olması gerektiği ile ilgili çok yoğun çalışmalarımız var. Zaten onları da oturttuk artık ve sistem oturmuştur tabii. Yani doğru. Bir önceki kaymakamımız zamanında zaten çok iyi bir o sistemi oturttuk. Ondan sonrasında da yine aynı şekilde de mülki amirler değişse de aynı sistem devam etti. Çünkü başarılı bir sistemdi. Tabii hani düşündüğümüzde mesela benzin istasyonlarının açılması. Ben onu ilk günlerde hepsinin açılması gerektiğini zaten dile getirmiştim. Nedenini de çok iyi bir şekilde anlatmıştım. Geniş havzada traktörle gelip mazot almanın doğru olmadığını, herkesin tarlada olduğunu. Tabii direkt kararda, İçişleri Bakanlığı'nın kararında farklı şeyler olması gereken şeyleri yazdıkları için o konuda başta bir tereddütleri oldu ama 3 hafta sonra yine o konu bu şekilde, bizim söylediğimiz şekilde gerçekleşti. Zaten zorunluluk aslında bu. Bu tarz aslında sadece akaryakıtla ilgili değil, birçok dalgıç pompada da, işte yedek parçada da, tamirciler traktör tamirinde, hepsinde de gerekli çalışmalarının doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde gitmesi için sürekli görüşmeler yaptık. Hala da yapıyoruz, sürekli de görüşüyoruz. Görüşeceğiz de, evet. Bazıları işte basında oluyor, bazılarını paylaşıyoruz, evet. Bazılarını paylaşmıyoruz. Bu şekilde de süre gelecek tabii ki. Evet, başkanım. Şimdi notlarıma yine bakıyorum. Bu dönem içerisinde Ödemiş Geleneksel Sanatlar Derneği, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Turist Rehberler Odası ile birlikte bir eğitim vermişsiniz. 25 profesyonel rehberin katılımıyla. Bundan evet. Kısaca bir bahsedelim mi? Ya tabii aslında bir yerin kalkınmasında en önemli faktörlerden birisi turizmdir. Evet. Maalesef de bizim bölgemizde turizm hep göz ardı edilmiş. Turizm denildiğinde birçok arkadaşımızın dahi aklına çekillenmiş bir sistem yok. Ama aslında halkın farklı yerlerde yaşayan insanlarla etkileşimi yeni fikirleri ortaya çıkaracaktır. O yüzden de biz turizmle ilgili buralara daha çok turist çekmek, işte Birgi, Gölcük, Bozdağ, Lübbey, Bademli, işte yine Beydağ'ın kalesi var, Kiraz Öğlesi'ne güzel yerleri var. Buraları duyurup buralara tur organizasyonları düzenlenmesi adına çalışmalar yaptık. Evet, İzro'yla, İzmir Rehberler Odası'yla başkana da gayet iyi görüşüyoruz her zaman. Böyle burayı o anda müsait olan rehberlerle burayı tanıttık. Buranın geleneklerini, işte tarihini, geçmişini, turistik olarak neler yapılabileceğini tanıttık. Gerçekten çok iyi bir organizasyon oldu. Çok memnun oldular. İyi de bir düşünceydi. Pandemiden sonra da devam edecek. Maalesef işte pandemiyle bir es verdik. Evet, doğru. Turizme olan bu ilgimiz, alakamız aslında bizim şöyle bir baktığımızda, bir dışarıdan biri geldiğinde burada her yerden alışveriş yapabilirler. Hepimizin ihtiyacı var böyle bir kana. Yani can suyu mu denir artık, buna ihtiyaç var. Evet. Ki gerçekten güzel ürünlerimiz var. Evet. Peynirimiz var, işte kestane şekerimiz var. Bir sürü işte pazarda taze meyvemiz, sebzemiz var. Bunların da satışı ekstra bizim Ödemiş halkına bir katkı sağlayacaktır. Gelen insan işte yemek yiyecek, Ödemiş köfte yiyecek, tengül pidesi yiyecek. Bunların da katkıları yine Ödemiş halkına katkı sağlayacaktır. Biz onun peşindeyiz açıkçası. Peki bu biliyorsunuz Ödemiş Belediyesi de böyle girişimlerde bulunuyor. Büyük olasılıkla ki paylaşıyorsunuzdur.
Soyadınız aynı ama bir akrabalığınız olmadığını biliyorum. Yok, evet. Ödemiş Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'le diyaloğunuz nedir? Arada bir araya gelip OSB harici şehrin sıkıntılarıyla alakalı fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Ya tabii biz görüşmeler yapıyoruz. Evet. Zaten organize sanayi bölgesinde birlikteyiz, yönetimde çalışıyoruz. Yarın da İzmir'de toplantımız var. Bunun dışında da gelen tabii pandemide maalesef çok durduk. O yüzden de yapılacak organizasyonlar ya da projelerde çok da bir şeyler yapamaz hale geldik. Ancak şimdi yine önümüzde yeni bir proje var. Onunla ilgili yurt dışından bir belediyeden ve iş insanlarının buraya daveti söz konusu. Birlikte ağırlayacağız. Tabii o noktada biraz da daha açma şansınız var mı yoksa bekleyecek miyiz bunun için? Yani şöyle, aslında çok daha net değil. Bize talep geldi. Biz belediyeye de bildirdik. Bir farklı bir belediyeden, yurt dışından, Avrupa'dan gelip bizi ziyaret etmek istediklerini, o bölgenin belediye başkanı da yine aynı şekilde gelecek. Tabii göçmen bir belediye bu. Başkanımız da göçmen olduğundan, o da Üsküp tarafından, evet, memnuniyetle karşıladı. Şu anda yazışmalar oluyor. Tabii belediyecilik işin içine girdiğinde biraz daha resmi olması gerekiyor. Doğru. Biz oradaki iş insanlarına davetimizi yazdık, gönderdik. Belediye de böyle bir yazı yazacak. Ondan sonrasında oradan belediye başkanlarıyla birlikte iş insanları gelecek ve biz birlikte onları ağırlayacağız. Buranın belki ileride bir ticaret akışını da sağlayabilecek konular varsa buradaki ilgili kişilerle birebir görüşmeler yaptıracağız. Böyle ortak projelerimiz de oluyor. Pandemi keşke olmasaydı ya da bitse de artık daha çok böyle projeler yapabilsek. Evet evet aslında hepimiz bunu aldık bu pandemi döneminde. Evet. Aslında yapmış olduğunuz çok fazla işte notlarım da var, çalışmalarınız var ama zaten dediğim gibi bunları hem basın aracılığıyla hem de sosyal medyalarınızda yayınlıyorsunuz. Ben birkaç önemlilerini aldım. 30 bin öğrenci için tabletsiz öğrenci kalmasın projesinden bir de bahsedelim küçük. Ondan sonra başka konulara geçeceğiz. Şimdi biz her sene okullar ilk açıldığında buradaki öğrencilere kılık kıyafet ya da herhangi bir şey okul malzemesi desteğinde bulunurduk. Tabii bu sene okullar açılmadı. Bu sefer de Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte bir ortak proje yaparak tablet dağıtımı konusunda destek protokolü imzaladı. Biz de payımıza düşen işte 55 adet tabletti. 55 adet tableti Ödemiş, Kiraz ve Beydağ dağıttık. Tabii burada Kiraz ve Beydağ biraz daha dağınık, özellikle Kiraz ve daha dezavantajlı olduğu için onu da söyleyeyim, biraz daha oraya desteği fazlaca veriyoruz. Daha önceden eşofman dağıtmıştık çocuklara. Orada yine çok daha fazla dağıtıyoruz. Yani normalde bizim üye sayılarımızla orantılamamız gerekse de o konuda dezavantajlı olan ilçeye pozitif ayrımcılıkla da yaklaşıyoruz. Böylelikle de dağıtmış olduk. Yine aynı şekilde bizim şansımız, bizim aynı ilçe içerisinde İzmir'de başka borsa yok. Borsanın da olmasıyla hem Ödemiş Ticaret Odası hem Ödemiş Ticaret Borsası, ki onlar biraz daha fazla yardımda da bulundular sağ olsunlar. Bu çevrenin insanlarına, ihtiyacı olanlara milli eğitim aracılığıyla, çünkü protokol gereği, bakanlıkla yapılan protokol gereği bizim dağıtmamamız gerekiyordu. Biz Milli Eğitim Müdürlerine verdik tabletleri. Onlardan da sonradan kimlere dağıtıldığı ile ilgili geri dönüşlerini de aldık. Onlar da teşekkür ettiler. Biz de onlara teşekkür ettik. Böyle güzel bir proje oldu. Çok güzel. Son olarak işle alakalı Ramazan kolisi yapmıştınız geçen sene, evet, biliyorsunuz. Ramazan geliyor zaten. Şurada birkaç günümüz kaldı. Evet. Yine aynı çalışmayı yapacaksınız yine diye olacak. Düşünüyorum. Evet. Çünkü o da gelenekselleşen
bir yardım. Geçen sene de yapmıştık. Çok uzun sürelerdir zaten yapıyoruz. Burada Türkiye Odalar Borsalar Birliği de destekliyor bunu. Bu sene tabii fiyatlar daha da arttığı gibi haberler gelse de umarım daha çok kişiye ulaştırabiliriz. Geçen onları sene da, kaç kişiye dağıttınız başkanım? Adet olarak açıkçası tam bilmiyorum ama gerçekten de iyi bir rakamdı. Çünkü Türkiye Odalar Borsalar Birliği burada bize bir ödenek gönderiyor. Evet, onu biliyorum. Biz bunun yine ticaret odası bünyesinde bir o kadar daha ekledik geçen sene. Ve iki katı dağıttık. Çünkü pandemide gerçekten de o anda işten ayrılan ya da maddi sıkıntıya giren bazı insanların daha yoğunlukta olduğunu düşünerek yönetim olarak böyle bir karar verdik. Bu paketleri de meclis üyeleri aracılığıyla yine dağıtıyoruz. Zaten Beyda'da, Kiraz'da da bunları dağıtan meclisimizde ya da meslek komitesinde arkadaşlarımız var. Onlar aracılığıyla oralara yine pozitif ayrımcılık yaparak bu paketleri dağıtıyoruz. Evet başkanım, işten bu kadar konuşmamız zannediyorum yeterli olacaktır. Biraz sizin iç dünyanızla alakalı konuşacağız ama şöyle tek soru, tek cevap gibi böyle kısa kısa. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Geçmişe baktığınızda neyi daha az yapmak isterdiniz? Şimdi bu sorular neyle alakalı? Sizin kişiliğinizle alakalı. Yani şeyden çıkın şu an. Artık başkan ticaret değilsiniz. Ticaret odası değiliz, başkanı değil değilsiniz şu an. Rıfat Eriş'le birlikteyiz. Bilmem kaç senesini ödemiş de geçiren Rıfat Eriş'le birlikteyiz. Yani geçmiş çocukluğunuzdan olabilir, gençliğinizden olabilir, iş hayatınızdan olabilir, başkanlıktan olabilir ama neyi keşke daha az yapsaydım. Yorulduğunuz bir şey diyelim artık yani. Ya aslında az yapmak değil de daha önce daha çok gezmeyi isterdim. Yani özellikle yurt dışı. Hani şunu az yaptım. İnsan zaten her şeyi daha çok yapmak istiyor. O nedenle de ben onu farklı bir açıdan belki de daha bu soruyu da soracaktınız ama. Yok hayır ama doğru ben, bir şey. Evet. Ben aslında daha önce yurt dışına mesela çıkmak isterdim. Çok daha önce. İlk çıkışınız başkanlık dolayısıyla mı? Değil, daha önceydi. Meclisimizle aslında bir şey vardı. Tarım fuarı vardı. Dubai'de oraya gitmiştik. Gerçekten de çok eğlenceli, çok güzel. Dünyayı görmek lazım değil tabii mi? Tabii. Yani insanlar hani okumak mı, gezmek mi falan. Ben kesinlikle gezmek derim. Ben de ondan yanayım zaten. Aynen. Evet. Peki başkanım, çocuklarınıza en büyük nasihatınız ne? Ya tabii şu anda çok karışmış, iç içe geçmiş bir eğitim hayatı var. Bundan çocuklar da müzdarip, biz de müzdaribiz. Ama bizim her zaman söylediğimiz çocuklarımıza dürüst olsunlar, ahlaklı olsunlar. Yoksa iştir, paradır, işte gelecektir. Bunlar zaten olacaktır. Eğer ahlaklı ve dürüst insan olmazsa hiçbir şeyin zaten kıymeti yok. Şimdiki gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya hani böyle ben kendi küçüklüğümde hiçbir zaman herhalde bende kuşak çatışması olmaz falan gibi düşünüyordum ama oluyor. Oluyormuş, evet. Maalesef oluyor. Yani aslında ben insanların bir derdi, bir tasası olsun taraftarıyım. Yani gönüllerinden ya şu işe ben baş koyayım ve başarayım demelerini çok isterim. Biraz daha dolu olmaları herhalde. En büyük onlara önerim olacaktır. Çünkü hani hem bazı şeyleri daha genel olarak genel kültürlerini geliştirdiklerinde karar vermeleri, düşünmeleri, o sistem içerisinde bölgenin insanı değil de dünyanın insanı olmaları gerektiği bence şu anda en önemli konu. Peki sizce gençler bunun farkındalar mı şu an? Yani asmak kesmek, İşte racon kesmek diyelim tabiri caizse.
bunların hüküm sürdüğü gibi görünen bir hayat tarzındayız. Televizyonda izlediğimiz maalesef ki durumlarla alakalı kısa yoldan ve emeksiz kazanç, zenginleşmek gibi. Siz şeyden bahsediyorsunuz, işte okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Tabii geçmişle, yani bizim yaşadığımız dönemle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Ama bu çocuklar bu ikilemi nasıl aşacaklar? Başka yerden başka bir şeyler empoze ediliyor çocuklara. Ama biz diyoruz ki ahlaklı olun, çalmayın, çırpmayın. Edepli olmak, çalışmak, emek çok önemli. Ama başka yerden çocuklara başka bir şeyler veriliyor. Nasıl kalkacağız bunun içinde? Şimdi şöyle de bir düşünce var. Şu anda gelecekteki mesela başarılı olacak birinin belki de o zaman o ona diretilenlerin karşısında çok iyi bir zaman yönetimi yapan, sadece iyi çalışan, işe konsantre olan biri çok daha fazla başarılı olabilir. Yani çok daha rahat sıyrılabilir. Böyle bir avantajı da olabilir. Ama tabii bu unsurların hep negatif tarafını almak artık sosyal medyayla falan çok kolaylaştı. Tüm dünyada nerede ne yapılıyorsa, yaşanıyorsa sonuçta telefonla senin de bilgin dahilinde oluyor. Ama şu önemli, o noktada illaki kendini geliştirme konusunda olumsuz olanlar da olacaktır, iyi olanlar da olacaktır, kötü olanlar da ya da orta seviyede olanlar da olacaktır. Ama burada iş neye dönüyor? Yani neye düşüyor en çok? İşte birazcık zeki olmakla bence alakalı. Çünkü çocuklar artık anne baba ne derse desin onların farklı bir hayatı var. İşte bu farklı hayatta birazcık hani göz açıklığı, birazcık zeki olmak onları çok hızlı bir yerlere getirecektir. Artık çünkü çok daha avantajlılar. Her şeyi çok rahat görebiliyorlar, elde edebiliyorlar. Çevresindeki insanlar ya da genel olarak insanlar sosyal medyada ya da YouTube'da öylesine gezerken gerçekten de bir konuda ya ben şu işi çözeyim, başarayım diye emek, daha küçük bir emekle de bir şeyleri başarabilirsin artık. Bu avantajı kullananlar bence gelecekte başarılı olacak. Ama şu da var, biz tabii her zaman küçüklüğümüzde ne olacaksın dediğinde işte şu bu olacağım falan diye söylerdik. Siz ne olacaktınız? Bu arada sorularımın arasında var hemen. Ya ben hep işletmeciliği... Öyle mi? Ha doktor, avukat... Yok. Yani evet, hep işletme, ticaret, hep tam bunlar vardı. Tam 7'de neyse 70'inde oymuş, evet, yani tarzındasınız. İşte bu şekilde eğer hayatlarına bir yön verirlerse kazanmak, başarmak çok daha basit bence bundan sonra. İyi bakalım. Peki başkanım, çocukluğunuzda en çok özlediğiniz ne var? Ya tabii o dışarıda oynanan oyunlar. Değil mi? Onlar çok güzeldi. Yani, evet. Sabahtan işte 9'dan özellikle hafta sonları işte okul olmadığında sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Baba eve gelmeden evde yani olmak zorundayız. Yani o akşam ezanından önce sürekli dışarıda oynardık. Hani onlar çok güzeldi benim için. Evet, o aslında hepimiz için öyle. Yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmak isterdiniz? Güzel bir soru ama ben şu anda olduğum yaştan çok memnunum aslında. Neden? Ya tabii insanın gelişimi süreklilik arz eder. Ama şu anda işte 40'lı yaşlar bence çok ideal yaşlar. Ama bizim hem yaşlara tecrübe, gelmeyin. Hem tecrübe hem geri de... Geri dönebiliyorsanız dönün, orada kalın valla. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki hayatınızdan vazgeçemedikleriniz? Ya tabii aile öylesine çok önemli, en çok önemli olan şey. Tabii hani her zaman da şöyle bir şey vardır ya, bir dışarıya karşı da kendi içimde de bazı tabii ki benim de inançlarım var. Tabii. Onlar çok önemli benim için. Evet. Bu tarz şeyler aslında. Tamam, peki akıl hocanız var mı? Çıkmaza girdiğinizde. Ya tabii ki arkadaşlarımız var. Bazı şeyleri konuşuyoruz. Nasıl olması gerektiği konusunda. Ama genel olarak değil. Yani biri var şey ki
Rıfat şunu şöyle yapmalısın dediğinde tamam abi ya da abla ya da anne her neyse dediğiniz bir yani bir kişi var ki hiç sizi Maalesef yalıtmayan. öyle biri yok. Harbi mi? Evet. Yani Size üzülmeli miyim bilmiyorum ki. yani maalesef Evet. öyle biri yok. Şu anda tabii daha gençliğimizde vardı. O zamanlar daha toyduk belki de. O yüzden ihtiyaç da Şimdi duyuyorduk. Nirvana'ya ulaştım. Yok öyle demiyorum. Aslında öyle demiyorum. Belki de Evet. çevre, zaman, şartlar böyle gerektirdi. Tabii ki istişare yaptığımız çok arkadaşımız var ama hani ya İşte şunun söylediğini hiçbir zaman hayır demez dediğimiz birisi yok. Yok, evet. Peki, bitiriyorum. Bir iki sorum var. En son ne için ağladınız? Aslında şöyle bir şey, ben kötü olaylar karşısında hiçbir zaman ağlamam. Ben mutlu olaylarla karşılaştığımda ağlarım. Tamam, en son mutlu olay ne için, ne Yani zaman o ağladınız? çok küçük şeyler aslında. Yani Şu an gözleriniz doldu, farkında mısınız? bir küçük bir başarı dahi beni mutlu eder ve hani illa kendimin bir başarısı da değil. Yani bir arkadaşım diyelim bir şey yapmış, bir çocuğu olmuş ya da işte bu tarz küçük şeyler bile beni hemen ağlatabilir aslında. Ama iyi olmak şartıyla. Kötü olan hiçbir şeyden öyle kolay kolay dağılamam yani. Onu da söyleyeyim. Enteresan. Ters çalışıyor sizde Evet, duygu. ben de Duygu ters ters çalışıyor. çalışıyor. Tabii bu sevinç ağlaması olunca daha güzel oluyor Tabii, tabii. kesinlikle. En son kime hediye aldınız? Hediye konusunda pek Hiç şey eşiniz değilim televizyon aslında. seyredecek misiniz Yani bunu? o konuda işte bazı ziyaretlerde hem arkadaş çevresinde hem de böyle birlikte gittiğimiz ziyaretlerde, oda adına da gittiğimiz ziyaretlerde hediyeleşmeler oluyor. Yani böyle ziyaret hediyeleşmeleri diyelim. Peki size hediye verilmesinden hoşlanır mısınız? Tabii kim hoşlanmaz ki? Değil mi? Evet, bence de. Peki başkanım, burada bitireceğiz. Söyleyeceğiniz son sözleriniz varsa alayım. Ya aslında gerçekten de öncesinde sorularla ilgili hiçbir şey konuşmamıştık. Evet. Ben bu kadar zevk alacağım bir röportaj olacağını düşünmüyordum. Evet, çok sevindim. Kendimi çok iyi ifade etme fırsatı tanıdınız. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Rica Söyleyeceğimiz ederim. bunlardı. Şimdiye kadar hep yaptığınız işlerle alakalı konuşuyorduk. Şimdi de konuştuk ama biraz serpiştirdik biliyorsunuz. Özellikle soru alıp verme gibi duruma girmedik. Çünkü nasıl karşılayacağınızı bilmiyordum. Biraz da size buraya oturduktan sonra da sürpriz yapmak istedim aslında bu Yok, tarz çok güzel oldu. programda. Tabii şöyle bir Mutlu şey. olmanız beni sevindirdi. Genellikle bu tarz röportajlarda tabii röportaj yapanın da bizim yaptığımız konulardan bilgisi olmak adına bazen işte önden bir çalışma yapılıyor. Ama tabii buna burada hiç bağlı kalmadık. Evet. Ve tamamen sizin herkese sorabileceğiniz sorularla burada Evet. karşılaştık. O hem sürpriz oldu ama güzel bir sürpriz oldu. İyi, beğendiğinize çok sevindim. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar, bugünlük de başarı öykülerimizi bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler dilerim.